karavana bindik. Anna, say hi. Hi. Stefan. Hey. Murat abi. Ve ben. Karavana bindik. Otta'ya gidiyoruz. Ama Trottinger'e de gidebiliriz yani. Her şey olabilir. Ablamız biraz ılımlı bakıyor ama ablamız aynen. Çok şey bakmıyor. Ben biraz daha uğraşıyoruz ikna etmeye. Çünkü onların da aklına yattı bu. İlerliyoruz. Dışarısı şöyle. Arkada böyle şeyleri var. Dağ bisikletleri falan. Burada biralara falan var. Tam teşkilat yola çıkmışlar. Ortam bu yani. Güzel bir şekilde gidiyoruz ama bayağı bir bekledik otostop için ya. Abi kaç saat beklemişizdir? 1-2 saat bekledik. Bakalım devam ediyoruz. Sıra Trolltunga'da. Yuppi! Şimdi Trolltunga'ya tırmanacağız. Trolltunga'ya doğru çıkıyoruz. 1 kilometreyi geride bıraktık. Şimdi şu sahneyi özellikle çekmek istedim çünkü Yüzüklerin Kardeşliği'nde böyle bir yürüyüş var. Oh. Tüm ekip bu şekilde yürüyor. 2. Helal. 2. kilometreye gelmişiz. Yüzüğü Mordor'a doğru götürüyoruz. Oh. Gördüm. Mekan bu. Burada evler var. İlk çıktığımız 1 kilometre çok dikti. Cidden dikti. Buraya gelmek isteyenler biraz dik merdiven çıksın. Değil mi abi? Evet. Kalbi olanlar gelmesin. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü 11 kilometre gidiş, 11 kilometre dönüş. Tam 22 kilometre. 10 saat. İlk kilometreyi çıkarken herhalde ben 5 kilometre çıkmışım da diyeceksiniz. Sonra bir bakacaksınız ki 1 kilometre. Aynen bu gerçek. Herkesin yaşadığı bir şok var. 1 kilometre ya. 3. kez bu şoku yaşayanı görüyorum. O kadar çıkıyorsun. 1 kilometre yazıyor küfür gibi. Şerefsizin Mordor Dağı'na çıkıyoruz sanki ya. Bu ne bokem. Evet arkadaşlar, bunu seyahat için yapıyorum. Orada daha öncesinde trende çizdiğim bir bardağı paylaşacağım. Daha doğrusu fotoğrafını çekeceğim. Sonra paylaşacağım. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan gidip geliriz. Bir de buraya çıkan daha önce bir grup var. Onları yakalamaya çalışacağız. Palti Trak için. Çünkü bugün hedefimiz Baltic Rock'a da tırmanmak buradan sonra, değil mi abi? Evet. Yeeey! Senin arabasıyla gidebilirsek ya. Abi, İnşallah. Bakın 3 ihtimalle düşünüyoruz. Önce biz onlardan önce inmeliyiz. Sonra otostop çekmeliyiz. Onlar bizi almalı. Sonra bir de Baltic Rock olmalı. Baltic Rock'a gidiyor olmalı. Veya aynen. Stavanger tarafına. Çünkü otostopla geziyoruz. Bak orayı çek. 2 kilometre. Evet, kaldı 9 kilometre. Şurayı bir de fotoğraflayayım. Tek tek. Bir dakika, çekilir misin abi? Yay! Evet, geldik. 2. kilometredeyiz. Ekip bu. Arkadaşlar başladı. Ha? Bura böyle değildi, ne olmuş? Bunu kayıldı. Hayır. Galiba buraya tekrarlar edilmiş. Tekrar edilmiş. Küresel ısınmaya da buradan hayır diyoruz. Hadi dinlence çok dinliyorum. Aynen. Olmaya devam. Adamlar şu yukarıda çadır kurmuş. Düşünün yani.
Çantaları çadırları aşağıda bıraktık ağır olmasın diye. Yani sadece değerli şeyleri aldık, pasaport falan filan. Adamlar çadırla çıkmış amına. Helal olsun. Bu hayatı sevenler. 3 kişi çadır kurmuş. Manzara bu. 3. kilometreye geldik. Her Türk gezgin doğar. Her Türk gezgin doğar. Her Türk gezgin doğar. Her nereden geçiyorum? Soğuk, bakmayın. Soğuk. Gerçekten. Yay. Devam. Son 5 kilometre. Hala yaklaşıyoruz. Amacınız olsun. Yok abi, çıkmazdım. Ama yani o kadar çıktıktan sonra şunu görmek de tatmin ediyor insanı yani. Şimek. Bakın, yazlık bir tura çıktım, 48 günlük. Yanıma 5-6 tane boxer aldım, 7 tane çorap aldım, 7 tane tişört aldım, 1 tane crocs aldım, 1 tane ayakkabı aldım. Burada şunlar su geçiriyorlar. İşte 11 kilometrenin neden çıkıldığı. Sonunda geldik sayılır. Tabiri caizse ağzıma sıçıldı. Fotoğraf ve video çekmeye çalıştım elinden geldiğince. Çünkü zor. Sürekli çekemedim. Ayağım ıslandı. Acayip terledim. Yanımda yedek kıyafet yok. Sadece yedek çorap var. Aptallığıma geldi, almadım.